Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese çalışmalar. Videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Orijinal yayınların 2023 model TYT Matematik denemelerinin ilkini yarın bir tarihe bakayım. 16 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'da atacağım. Ondan sonra her gün saat 18.00'da arkadaşlar denemelerin önce çözümlerini YouTube kanalıma yükleyeceğim. Şimdi soruya geçelim. Soru Oslo Üniversitesi Matematik Bölümü kabul sorusu arkadaşlar. Soru da bize X sorulmuş. Bakın dikkat edin burada AB, BE ve ED birbirine eşit ve x'miş. AC uzunluğu 11 birim, AD uzunluğu 7 birim, CD uzunluğu da 11 birimmiş. Şimdi soruyu gördüğümüz zaman ilk aklımıza geometri gelebilir. Yalnız geometri denedikten sonra nasıl çözebiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın soruya nasıl yaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada ABE ikizkenar üçgen, değil mi? İkizkenar üçgende B köşesinden AE kenarını bir dik indirirsem indirdiğim kenarı iki eş parçaya böler ve dik indirmiş olurum. Bir dik üçgen elde etmiş olurum. Sonra ACD üçgeninde 3 e, üç tane kenarın uzunluğunu biliyorum ben. 17 11. Az önce bir dik üçgen elde etmiştim. Aslında A açısını bulsam belki soruyu çözebilirim. A açısını da bulmam için diyorum ya ACD üçgenindeki 3 üç tane kenar verilmiş kosinüs teoremi. Yani ben buradaki A açısını alfa desem arkadaşlar yeşille yazayım. Buraya alfa desem ACD üçgeninde büyük üçgende kosinüs teoremi yaparsam alfa'nın karşısındaki kenarın uzunluğu 11. 11'in karesi 121 eşittir. Komşu kenarlar 7 ve 10'dur. 7'nin karesi 49 artı 10'un karesi 100. Eksi 2 çarpı 7 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa olarak yazdım. 121 eşittir. 49'u 100'ü toplarsak 149 eksi. 2 kere 7 14. 14, 14 10'u çarparsam 140 çarpı kosinüs alfa. 149'u karşıya atarsak arkadaşlar 121 eksi 149 sanırım eksi 28 yapar. Eksi 28 eşittir eksi 140 çarpı kosinüs alfa ise her tarafı eksi 140'a böldük. Kosinüs alfa arkadaşlar 28 bölü 140 yani 1 bölü 5 olarak geldi. Kosinüs alfayı bulduk 1 bölü 5 olarak. Şimdi biz x'i bulmak istiyoruz. Dikkat edersek arkadaşlar bakın burada. AD'nin uzunluğu 7 birimdi. ED uzunluğu x'ti. O zaman AE uzunluğu 7 eksi x'tir. Şimdi bakın ben bu üçgeni aşağıya çizmek istiyorum. ABE üçgenini aşağıya çizeceğim. Şurada B köşem var. İşte şöyle şuraya kadar gidin. Burası A köşesi olsun. Sonra şöyle geleyim. Sonra buradan çizeyim. Çok güzel anlatıyorum değil mi? Burası E köşesi arkadaşlar. Şuranın uzunluğu 7 eksi x birim. Şu x birbirine eşit x x uzunluğunda. Şuradaki açım alfa ve kosinüs alfanın 1 bölü 5 olduğunu biliyorum. Şimdi ben B'den AE'ye bir dik indirirsem. İkiz kenar üçgen ya. İndirdiğim dik tabanı iki eş parçaya bölecektir. Yani şuradaki uzunluğum 7 eksi x bölü 2 olacaktır. Buradaki uzunluğum da 7 eksi x bölü 2 olacaktır. Arkadaşlar bakın burada B indirdiğim noktaya da M köşesi diyeyim. ABM üçgenine bakalım. ABM üçgeninde arkadaşlar komşu kenar alfa'nın komşusu 7 x/2, bölü 2. hipotenüs 90'ın karşısında da x var. Ben bu üçgeni bir daha çizeyim mi? Gerek var mı acaba? Uzatsam mı? Bakayım zaten 3 dakika olmuş. Uzatayım birazcık. BA M üçgeni çizeceğim. Bakın şurada B köşesi var. Şurada A köşesi var. Siz anladınız ama aslında ben uzatayım istiyorum. Şurada M köşesi var. Burası 90 derece, şurası alfa derece, burası 7 eksi x bölü 2, şurası da x arkadaşlar. Kosinüs alfa'nın 1 bölü 5 olduğunu biliyorum. Bu dik üçgende alfa'nın komşusu 7 eksi x bölü 2, hipotenüs de x. O zaman biz diyeceğiz ki 7 eksi x bölü 2 bölü x arkadaşlar 1 bölü 5 eşittir. Buradan da 7 eksi x bölü 2x eşittir. 1 bölü 5 eşittir. Dışarı çarpma yaparsak 35 eksi 5x eşittir. 2x 7x eşittir. 35 x eşittir 5 olarak geldi. Yani sorumuzun doğru cevabı 5'tir diyeceğiz. Umarım çözüm sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.